adil ve ahlaklı bir kafiri, bir yönetici, Müslüman ancak zalim olana bin defa tercih eder. Bütün bunların sorumlusu iktidar da, bu duyarsızlığın sorumlusu bizler de değil miyiz? Bu toplum da değil mi? Neden toplumun bir kesimi mazlum ve mağdur olan bir başka kesimin acısını duymuyor? Evet, bugün burada haksızlık yapan iktidar olduğu halde mağdurlar ve mahrumlar için iktidardan geniş kapsamlı ve ayrımsız bir af talebi için bulunuyorum. Yani iktidarı eleştirmiyorum bugün. Onlardan bir af talebinde bulunuyorum. Çünkü KHK ile, sadece KHK ile mağdur edilmiş yüz binlerce insanın yaşadığı mağduriyete, drama ve trajediye siyasi tercihleri ne olursa olsun, ideolojileri, ait oldukları toplumsal kesimler ne olursa olsun, bu hak ihlallerine karşı sessiz kalmak, tepkisiz kalmak, duyarsız davranmak elbette hiçbir vicdan sahibi, hak hukuk bilinci olan insana yakışmaz. Kendime de yakıştırmıyorum. Doğrusu yüz binlercesinin masum olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü bunların suç gerektirecek bir eylemde bulunduklarını da düşünmüyorum. Buna rağmen her kesimi kuşatacak, her kesimi içine alacak, yine de geniş kapsamlı bir siyasal af talebinde bulunduğumu buradan tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şimdi toplumsal barışı ve affı birbirinden ayrı düşünmek doğru değil diye düşünüyorum. Affedici olan, hakkı gasp edilen, haklarından mahrum bırakılan, ezilen, dışlanan, ötekileştirilen, mal mülkü gasp edilen ve yaşamdan, özgürlükten mahrum bırakılanlardır. Esas itibariyle affetmesi gerekenler bunlar. Biz bugün bunlar için af talebinde bulunuyoruz. Devlet açısından af ise, devlete karşı işlenmiş suçların, verilmiş cezaların, mahkumiyetin yine devlet tarafından affedilmesidir. Dolayısıyla devletin affetmesi gerekenler suçlulardır. Devlete karşı suç işleyenlerdir. Haklı veya haksız gerekçelerle, meşru veya gayrimeşru gerekçelerle. Çünkü biliyoruz ki bazı eylemler, bazı direnişler, bazı isyanlar, bazı talepler uluslararası meşruiyet içinde yapılıyor ve bunların uluslararası meşruiyeti vardır. Bunlar bir devletin yasalarında, suç kapsamında olabilir, gösterilebilir. Bu suçu işleyenler her ne kadar uluslararası meşruiyeti çiğnememiş olsalar bile devlet yasalarına karşı geldikleri için devletin bunları affetmesi gerekiyor. Elbette yine altını çizerek söylemek istiyorum. Yani devletin af yetkisi, devleti yönetenlerin, devlet başkanlarının, siyasi liderlerinin merhamet ve acımasına bağlı değildir. Çünkü yurttaş devletinin, devleti yönetenlerin, siyasetçilerin merhametine değil, adaletine, hukukuna ihtiyaç duyar. Zaten yaşadığımız sorunların temel nedenlerinden biri de budur. Biz devleti hukuka bağlayıcı olmaya zorlamıyoruz. Siyasetçilerin, yöneticilerin millet adına
görevlerini olması gerektiği gibi yapmalarını beklemiyoruz. Onlardan biz merhamet talep ediyoruz. Devlet adına yaptıklarını, devlet imkanlarını ulufe gibi ad ediyoruz ve onlara minnet duyuyoruz. Bu nedenle de bugün ne yazık ki çok haklı bir konuda mağduriyetlerini dile getiren, hakikaten dramlar yaşayan, trajediler yaşayan, yıkılan, yok olan binlerce insan için ne yazık ki buradan devletin merhametini, affını dilemek zorunda kalıyoruz. Bakın ben de sizin için dedim ki benim bu iktidardan şikayetim var. Benim bu iktidardan hoşnutsuzluğum var, memnuniyetsizliğim var. Uygulamalarına asla rıza göstermeyen biriyim. Ama bu mağdur kesimler için yüz binlerce, milyonlara varan insanlarımızın mağduriyeti, mahrumiyeti, dram ve trajedileri için buradan iktidara af talebinde bulunuyor. Ve bunda hiçbir kompleks duymadan sadece bu mağdur insanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesinde zerrecik bir katkımız olsun diye tahammül bile edemediğim, uygulamalarına tahammül bile gösteremediğim bir iktidardan af talep ediyoruz. Moğol hükümdarı Hülagü, büyük alim Seyyid bin Tavus'a sormuş. Kafir adil bir hükümdar mı, yoksa zalim Müslüman bir hükümdar mı? İbn-i Tavus cevap vermiş. Kafir adil hükümdar daha iyidir. Çünkü onun küfrü kendine, adaleti halkadır. Müslüman zalim hükümdarın ise Müslümanlığı kendisine, zulmü halkadır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki ben de adil ve ahlaklı bir kafiri, bir yöneticiyi Müslüman ancak zalim olana bin defa tercih ederim. Evet, buna rağmen bugün burada haksızlığa uğrayanlara, mağdur olanlara, buna rağmen bu yönetimden af talep ediyoruz. Şimdi şunun da altını çizmek istiyorum. Yani devlet açısından tabii af yine bir toplumsal faydayı gözetmesi gerekir. Adalete de riayet etmesi lazım. Siyasi suçlar dışındakiler, iktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, devlet adına, millet adına affedebilir. Ancak affederken orada da mağdurların haklarını tazmin etmesi gerekir. Dolayısıyla benim savunduğum burada siyasi kapsamda suçlanan mağdurlardır. Diğeri iktidarın, meclisin yetkisindedir. Ama siyasi suçluların mağduriyetlerinin kaldırılması yasal düzenlemelerle mümkündür ve bunu iktidar, siyasal iktidar devletin itibarı için yapmak zorundadır. Kendi yurttaşını haksız yere cezalandıran, haksız yere mahkum eden, haksız yere dram ve trajediler yaşamasına neden olan bir devletin yurttaşları içinde, o devletin varlığı içinde büyük bir utançtır. Bu utançtan kurtulmayı iktidar gerçekleştirmek zorundadır. İktidar bu utançtan bu devleti kurtarmak zorundadır. Yani bu mağdurları affederek
bu mağdurlara merhamet etmiş olmaz. Devleti bu utançtan kurtarmış olacaktır. Sadece iltisak ve örgüt propagandası nedeniyle yine yüz binlerce insan bugün ya tutukludur, ya mahkumdur, ya da başka türlü eziyet ve cefa çekmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen insanlar cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. İşte HDP'nin iki eş genel başkanı Figen Hanım'ın soyadını Figen Yüksekdağ ve Salahattin Demirtaş, yine iş insanı Osman Kavala, Gezi olaylarında haksız yere mahkum edilen yüzlerce insan, binlerce sadece parti üyesi olduğu için veya parti propagandası veya meşru bir toplantı gösteri için sokağa dökülen Kürt insanı cezaevlerinde. Bunların hepsi hakkında verilmiş kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara aykırıdır. Peki anayasanın 10. maddesinde eşitlikten söz eder ki 10. madde eşitlik maddesi olarak bilinir. Ne der orada? Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Şimdi bunu eleştirmeyeyim de, ya bu eşitlik ilkesini dikkate alarak adil bir düzenleme yapılması gerekmiyor mu? Anayasanın emri iktidarları da bağlayıcı değil midir? Nasıl olur da bu kadar ayrımcılık, bu kadar ötekileştirme, bu kadar husumet ve düşmanlık yurttaşımız dediğiniz kesimlere, insanlara yapabiliyorsunuz? Nerede gömüldüklerini bilmek, hatta ya cesetlerinden bir parça kemik sahibi olmak ve onu götürüp bir mezara gömerek mezara ziyaretine gidebilmek için 1995 yılından beri buradaki anneler gibi acılı anneler direnmeye devam ediyor ve hiçbir eyleme katılmadan. Peki bütün bunların sorumlusu iktidar da, bu duyarsızlığın sorumlusu bizler de değil miyiz? Bu toplum da değil mi? Neden toplumun bir kesimi mazlum ve mağdur olan bir başka kesimin acısını duymuyor? Bunu kendi acılarınızdan bugün görmeniz mümkün değil midir? Bu kadar zulme, bu kadar haksızlığa rağmen Türkiye'de ideolojik kesimler veya politik kesimler, dini veya mezhebi kesimler, ya bu mağdur insanlar için bir gün çıkıp bir talepte bulundular mı? Dediler mi ya niye bu insanlara bu kadar eziyet ediyorsunuz? Ya bankaya para yatırmanın kanun güvencesinde bir banka, yasal güvencede bir dershaneye gitmenin, yasalar güvencesinde kurulan okullarda okumanın, üniversitelerde görev almanın nasıl suç olabileceğini söyleyen bir kesime rastladık mı? Bir de kendimize soralım ya, iktidar eleştirisi kolaydır. Çok kolaydır. Biz hep yapıyoruz zaten. Ama niye dönüp kendimize de bir bakmıyoruz? Neden bu mağduriyet ve mazlumiyet bizi kuşattığında gözyaşı döküyoruz? Başkası için neden merhamet duymuyoruz? Bu nedenle hani meşhur şey de var, Alman papazında bir şey var, bir meselesi var, bunu hepiniz bilirsiniz. Bu Nazi zulmünde işte diyor ki, önce gelip komünistleri aldılar. Ben, bunlar komünist yani, beni ilgilendirmiyor dedim.
İşte sonra bir başkasını aldılar. Başkasını ben uzatmak için söylemiyorum. En son beni aldılar diyor. Geldiler beni aldılar Nazi subayları. Nazi. O zaman da sesini çıkaracak zaten kimse kalmamıştı. Dostlar, ne olur bir de kendi vicdanımızla bir muhasebe yapalım. Vicdanımızla bir muhasebe yapalım. Bizler birbirimizin acısına, mağduriyetine ortak olmadıkça, ceberut bir devlet anlayışıyla ülkeyi yönetenlerin hukuku, hakkı, adaleti gözetmeleri mümkün değil. Çünkü bir kesimi diğer bir kesimle tedip edebiliyorlar. Kutuplaştırabiliyorlar. Bunun farkında mıyız? Bakın bir örnek daha vermek istiyorum yanlış isim olmasın diye. Şırnak Beytüşşebab'a bağlı Mehri köyünde 8 Ocak 2020'de kaybolan Kildani Hürmüz Diril ve kaybolduktan 70 gün sonra cesedi bulunan Şimoni Diril, ki biri 71, biri de 65 yaşında ile ilgili bir toplumsal duyarlılığa rastladık mı? Ya bu masum aile, bu masum aile acaba Hristiyan olduğu için mi bizim hiç dikkatimizi çekmiyor? Bence bu da değil. Çünkü biz kendi mahallelerimize mahkum olmuş, bütün yaşamı, hayatı, dini, hak ve hürriyetleri o mahalleden ibaret sayan bir toplumuz. Ama öyle değil. Başkasının hakkını, mağduriyetini, hürriyetini biz savunmadıkça kendi hürriyetimiz gerçekleşmez. Mağduriyetimiz, mazlumiyetimiz, mahrumiyetimiz son bulmaz. Biraz da nedenlerini buralarda aramak lazım. Efendim? Tamam, hemen. Evet, sizler için, diğer kesimler için hemşerim Ahmet Arif'in deyimiyle nerede diyor bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim diyorum. Dolayısıyla tekrar ben taleplerimi iktidara yöneltiyorum. İktidarın geniş kapsamlı bir af çıkarmasını talep ediyoruz. Bugün bu yönde ciddi umut besleyen insanlar var. Ben bu insanların umutlarını kırmak istemiyorum. O umudu ben de muhafaza edeyim. Ve dolayısıyla en azından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle iktidarın bu mağduriyetleri giderecek bir düzenleme yapmalarını umut edelim.